Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu, Doktor Deniz Dülgeroğlu. Bugün burada sizler için bir TED konuşması yapmaya geldim. Çok mutluyum açıkçası çünkü hepimizin bildiği üzere TED konuşması yapmak için gerçekten toplum nezdinde çok başarılı olan insanlar seçiliyor. Bu başarıya layık görüldüğüm için gerçekten buraya çağrıldığımda müthiş bir onur duydum. Ve düşünmeye başladım ben acaba neden başarılıyım diye. Öncelikli olarak ben bir doktorum, bir çene cerrahıyım. Tabii ki bunun için çok sağlam bir kariyer yapmam ve sağlam bir eğitim almam gerekti. Gerçekten zeki bir çocuktum, 4 yaşında okuma-yazmayı öğrendim. 5 yaşında ilkokula başladım. İlkokuldan sonra Türkiye derecesi yaparak Robert Koleji kazandım. Robert Koleji, fen ve matematik alanında yüksek derecelerle bitirip Türkiye'deki çoğu üniversiteyi tıplar dahil kazanıyor olmama rağmen diş hekimliğini çok istediğim için Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne birincilikle giriş yaptım. Tabii ki diş hekimliğini bitirdikten sonra düz bir diş hekimi olarak kalamazdım. O yüzden ağız, diş ve çene cerrahisi alanında doktora yapmayı seçtim. Bunun sonucunda geldiğim yerde tabii ki çok güzel bir statü elde ettim. İnsanlar bana gittiğim her yerde <laughs> doktor hanım şeklinde hitap ediyor. Bakkala bile girdiğimde hocam hoş geldiniz deniyor. O yüzden yaşadığım saygınlığı hissediyorum. Ve tabii ki bunun sonucunda hayattaki bir diğer başarı kriteri de para. Gerçekten güzel kazanıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim, bugün bir implant 18 bin lirayla 20 bin lira arasında sizin için Türkçe kura çevirdim. Türkiye'deki kura da gerçekten euro ile kazanıyorum. Bir hasta geldiğinde, mesela bizim total hastası dediğimiz tam dişsiz, eskiden ağzına takma diş yaptıran bir hasta, bütün dişlerini tek tek implant yaptırmak istiyor modern çağda. O yüzden bir oturuşta, bir total hastasından ne kadar kazandığımı <laughs> hesaplayabilirsiniz. E bunun da tabii ki sonucunda, yani hafta sonları Ümraniye'ye gitmek için minibüse biner gibi uçağa atlayıp Miami'ye gidiyorum. <laughs> e, tasarım çantalar kullanıyorum sadece ve boğaz manzaralı bir evim var. Evimdeki akıllı sistemimde tek düğmeyle suyun sıcaklığından ses sistemine, ışıklara her şeyi ayarlayabiliyorum. Ama lütfen böyle konuştuğum için materyalist bir insan olduğumu düşünmeyin. Ben kesinlikle ve kesinlikle mutluluğun sadece para ve statüyle sahip olunabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mutlu bir evlilik ve çocuk çok gerekli. O yüzden bir erkek arkadaşım var. Şanslıyım. <laughs> Yakışıklı ve e, annem de çok beğeniyor kendisini. Gerçekten çok düzgün bir insan ve arkadaşlarımın hani sürekli tebrik ettiği cinsten bir ilişki yaşıyoruz. Umarım darısı başımıza diyorlar. Ben de umarım darısının da başınıza olur diyorum. Allah herkese nasip eder inşallah burada da isteyenler varsa. E, o yüzden genel olarak baktığımda şunu görüyorum. Gerçekten başarılı bir hayat yaşıyorum. O yüzden de bugün buraya bu başarımın sırlarını sizinle paylaşmaya geldim. Evet, 10 sene önce bu sahneye çağırsaydım muhtemelen size bunları anlatıyor olurdum. Ee, başarımın sırlarını anlatıyor olurdum ama size anlatmadığım çok başka sırlarım olurdu. O yüzden onları bugün anlatacağım. Ee, ben Diş Hekimliği Fakültesini kendim isteyerek seçmedim. Annem istedi benim için. Ben de okumaya başladım. Ama diş hekimliğindeki her şeyden nefret ettim, ediyordum. Ben bir kere beyaz renkten nefret ederim ve diş hekimliğinde dişlerden fayanslara, beyaz önlükten duvarlara, floresan ışığına kadar her şey beyaz. Ben konuşmayı çok severim. Gördüğünüz gibi buraya bir konuşma yapmaya çağrıldım. Ve diş hekimliğinde kimseyle konuşamıyorsunuz. Çünkü hastalarınızın ağzı açık. Sonra üzerine bir de gittim. Çene cerrahisine doktora yaptım. Eskiden hastalara en azından hani merhaba güle güle falan diyordum. Araya iki şaka sıkıştırıyordum. Cerrahiye girdiğimde artık anestezistin bayıltmış şekilde getirdiği hastayı ameliyat edip yine baygın şekilde çıkardığım için o kadarını da konuşamaz oldum. Tek duyduğum şey şu oluyordu. Dıt, dıt, dıt. Bu makinenin sesi. Ve diş hekimliği hayatım boyunca bol bol mobbing'e uğradım. Sürekli aşağılandım, hakaretler duydum. Mesela bana bir hocam, bu dövmelerinden hiç mi utanman yok senin terbiyesiz şeklinde? Profesör kendisi böyle bir söylemde bulunmuştu. Ve ben bu mutsuzluğuma rağmen inat ettim, devam ettim. Ve çalışmaya devam ettikçe artık dayanamadığım bir noktaya geldim. En sonunda <laughs> strese bağlı anksiyete bozukluğu ve yoğun bir depresyonun sahibi oldum ve antidepresan ve kırmızı reçeteli sakinleştiriciler kullanmaya başladım. Ama bunların hiçbiri yaşadığım e, hayatın baskısını ortadan kaldırmaya yetmedi ve sonunda ben bir gece hayatımı sonlandırmaya karar verdim. Ama korkmayın burada olduğuma göre belli ki öyle bir şey yaşanmadı. Çünkü aldığım akademik eğitimin ve bilimin bana tek bir katkısı oldu. O da hayata rasyonel bakmayı öğrendim. O yüzden dedim ki şu an eğer kendimi öldürürsem bunun geri dönüşü yok. Ama ölüme ertelersem ve birazcık hayatımı değiştirmek gibi bir seçeneği seçersem hayatımı sonlandırmak yerine yine başarısız olursam en kötü doğalgaz dedim kaçmıyor hiçbir yere. Ve o yüzden bıraktım her şeyi geride erkek arkadaşımdan ayrıldım çünkü hiçbir zaman ona aşık olmamıştım. Anneme babamla tüm ilişkimi kestim çünkü üzerimde acayip bir baskı yaratıyorlardı. Beyaz önlüğümü aynen bu şekilde fırlatıp attım ve bir daha fakülteye hiç gitmedim. Ve o günden sonra inanılmaz başarılara imza attım. Şimdi sizinle bu başarılarımı paylaşmak istiyorum. <laughs> Birinci başarım. Kendimi öldürmedim ve hayatta kaldım. Hepinizi tebrik ediyorum hala kendinizi öldürmeyip hayatta kaldığınız için gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaşadığımız bu Orta Doğu coğrafyasında. Ee, hayatta kalmak işin en zor kısmı zannediyordum ama yaşamak kısmı daha da zormuş. Ee, bütün bu her şeyi geride bıraktıktan sonra Artık bir gelir kaynağım olmadığı için ve kirada bir evim olduğu için geçinmek için yeni bir iş yapmam gerekiyordu. 26 yaşımda stajyer reklam yazarı olarak bir ajansta çalışmaya başladım. O dönemin parasıyla 500 lira maaş alıyordum. Evimin kirası 1200 liraydı. Teknik olarak evimde oturmam imkansızdı. O yüzden ben de kendi kiralık evimi kiraya vererek <laughs> gizlice e, ajanstaki hayatımı da geceleri abim çok işim var çıkamayacağım, siz çıkın'' deyip herkesin gitmesini bekleyip e, ajans masamdaki tek kişilik koltukta uyuyarak yaşamaya başladım. E, ama ondan sonra baktım ki bu iş bu şekilde devam etmiyor, benim bir kanepeye ihtiyacım var yatmak için. Ajansta e, bir sunum hazırladım, koltuk sunumu. Ve ajanstaki kreatif direktörümü eğer bir koltuk alırsak herkesin muhabbet etmek için önce koltuğa oturacağını, sonra geyik yaparken konunun işe bağlanacağını ve sonuçta da elimizde çözülemeyen bir brief'i çözerek kalkacağımıza inandırdım. Ikea'nın o dönemki en ucuz modeli olan kılıfsız klubbo modeli alındı ajansa bu sunumun sonunda ee, ve ben ajanstaki kanepede yatmaya başladım. Ama bazı başka sorunlar ortaya çıktı. Mesela duşun içinde bir sürü temizlik malzemesi ve temizlik kovaları vardı. Her gece onların hepsini tek tek boşaltıp yıkanıp tekrar dizmem falan gerekiyordu. O yüzden e, ben de gittim yakışıklı bir İngiliz çocuğa evimi kiraya verip sonra da çocukla sevgili olup tekrar evimin içine kiracı olarak girmeyi başardım. <laughs> Merak etmeyin çocuğa aynı zamanda aşıktım o kadar kötü biri değilim. Ee, onunla birlikte aynı evde yaşamaya başladıktan sonra fark ettim ki hayatım çok iyiye gitmiyor. Hızlıca benim meslekte yükselmeye başlamam ve iyi bir kariyer yapmam lazım. Çok çalışmaya başladım ve çok çalışırken anksiyetem geri döndü. Ben de o yüzden terapiye gidecek param olmadığı için daha ucuz bir yollu olan, o zamanlar daha ucuzdu en azından, gündüzleri şarap içmeye başladım. Ve gitgide daha fazla şarap içtiğim için ve üst üste üç kere ajansın mutfağında şarap içerken yakalandığım için hayatımda ilk kez işten kovulmayı da başardım. <laughs> Her seferinde alkışlamanıza gerek yok çünkü çok fazla başarım var. <laughs> e, ve ondan sonra baktım ki gerçekten şarap içmeyi de bırakmam ve işe asılmam gerekiyor. Bu sefer gerçekten başardım. Türkiye içinde ve dünya çapında birçoğunu gerçekten hala sadece benim aldığım birçok ödülü kazanmayı başardım. Çok iyi bir reklamcı oldum. <laughs> ne yazık ki çok başarılıydım. <laughs> Ve ondan sonra bütün bu başarıların peşinde koşarken o kadar çok sabahladım, sabahlara kadar çalıştım. Patronların bana küsmesin diye her istediklerini yaptım ki başladığım noktaya geri döndüm. Ee, bir gece hastaneye kaldırıldım geçirdiğim panik atak yüzünden ve üç kere damar yolundan e, sakinleştirici aldım. En sonunda doktor daha fazla verirse tıbben tehlikeli olduğu için sakinleştirici veremediğini söyledi ve titreyerek bekledim sabaha kadar. Ve o gece anladım ki benim artık reklamcılığı da bırakmam lazım. Yapamıyorum. Ve döndüm başladığım yere. Reklamcılığı bırakmak için e, paraya ihtiyacım vardı ama reklamcılıkta pek de para vermiyorlar. Aranızda reklamcı varsa bilir. O yüzden kenarda birikmiş üç kuruşum bile yoktu. O yüzden Türk filmlerindeki o öleceğini öğrenince kötü kadını oynayanlar gibi ajansa gitmeyerek bir sürü seti yakarak tarz almak için sadece kovulmayı başardım. Yeniden. Ve aldığım tazminatın parasıyla da hayatıma yeniden başladım. Merdiven altı terapi diye bir podcast yapmaya başladım. Ve merdiven altı terapi de böyle birbirinden <laughs> parlak başarılarımı anlatıyorum. İşte aldattığımı, aldatıldığımı, saç koparma hastalığımı. Yani böyle annenizin size sakın orada burada anlatma diyeceği ne varsa ben hepsini şu an yüz binlerce insana anlatıyorum. Hatta o yüzden düşündüm ki daha önce podcast'ta anlatmadığım bir başarı hikayemi de burada anlatayım size. Ben spora gidiyorum. 30 yaşından sonra vücudunuzu korumak için tavsiye edilen bir şey. Spora gittim geçenlerde yine. Spor çıkışında da doktora gitmem gerekiyordu. Spordan çıkıp koştur koştur işte metroya bindim. Çok susamıştım. Bir tane su aldım otomattan. Ondan sonra metroya bindim. Doktorun olduğu yere vardım. Doktora da şimdi arkadaşım eli boş gidilmez diye bir tane pastane vardı. Pastaneye girdim işte, oradan böyle cupcake falan, havalı birkaç böyle bir şey yapıp bir kutu dizdirdim, kendime de bir tane kahve aldım, gittim doktora. E, Doktor da ne yapıyorsun derseniz, işte yine 30 yaş üstü bir bireyin e, ilgilendiği şeyler. Glutatyon işte vitamin C, vitamin B, mineraller, ne kadar eksik varsa ki ben tost yapmak dışında hiçbir şey pişiremeyen bir insan olduğum için çok eksiğim var kanımda. Bunların hepsini gidip böyle düzenli aralıklarla damar yolundan alıyorum. İki tane serum yaptı bana doktorum. Gidip eve bir tane yeni podcast da hazırlamam lazımdı. O yüzden alel acele çıktım, tekrar metroya bindim. Ve metroya bindiğimde hafif hafif çişim gelmeye başladı. Allah Allah dedim ya aslında o kadar da bir şey içmedim. Sonra hesaplamaya başladım içtiklerimi. Bir tane su içmişim yarım litre. Ondan sonra sadece 6 lira farklı orta boy kahve ister misiniz dedikleri için bir tane orta boy kahve almışım, o da yarım litre. Arkadaşım iki tane serum taktı. Her serum 500 er mililitreden yani yarım şer litreden 1 litre, 2 litre ediyor toplam. Ve zamanında anatomi derslerini başarıyla bitirmiş bir insan olarak size söyleyebilirim ki bir kadının sidik kesesinin maksimum kapasitesi 800 mililitre. 2 litre sıvıyı vücudunuzda tutmanız mümkün değil. Metrodan çıktığım gibi bu şekilde tuvalet aramaya başladım. İnsanlara sormaya başladım çünkü Google Maps'ta yazmıyor nerede olduğu ve Türk insanında muhteşem bir huyu var biliyorsunuz, asla bilmiyorum demez. İlk sorduğum kişi bana tuvalet solda dedi ve tuvalet solda değildi. Bir sonraki sağa dön koridorun sonunda dedi. Oraya gittim, tuvalet orada da değildi. En sonuncusu buradan git 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 dedi. Uzun koridorun sonunda turnikelerden sola dön dedi. Orada karşına çıkacak. Bütün o yola gittim ve karşıma büfe vardı. Ve artık dayanmam imkansızdı. Yani iki seçeneğim vardı. Büfecinin gözlerinin içine baka baka iki litre sıvıyı aşağıya salmaya başladım. Ve hani böyle altıma küçük bir kaçırmaktan bahsetmiyorum. Bileklerime kadar işedim. <laughs> ve ondan sonra arkamı döndüm ve kadınlar tuvaletini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Üzerimde spordan çıktığım için lila renkli bir tayt vardı ve idrarın çizdiği bütün yol böyle burada görünüyordu. O yüzden ben de bari artık battı balık yan gider deyip lavaboyu açtım. Önce sağ bacağımı sonra sol bacağımı lavaboya sokarak bütün taytı ıslattım. Ve kış soğuğunda dona dona <laughs> evime bu şekilde gittim. Yani ben <laughs> 36 yaşımda altıma eşemeyi de başardım. <laughs> Ama daha da güzeli, bugün şimdi altıma eşeme hikayemi burada size anlatmayı da başardım. Çünkü bana soracak olursanız, artık başarı ne diye, bence toplum, bütün düşüncelerinin canı cehenneme. Onların gözünde başarılı olmak istiyorsanız gerçekten gecenin sonunda hastaneye gidip işte tıbben tehlikeli seviyelerde sakinleştirici almanız gerekiyor bazen. Ama bütün bunların hepsinin utanılmayacak şeyler olduğunu fark ederseniz sonunda özgürleşmeye ve kendiniz olmaya başlıyorsunuz. Evet şu an çok havalı bir kart yok ve gerçekten boğaz manzaralı bir evin sahibi olamadım ama gerçekten bir büyük ev al bu kadar dediği gibi mutsuzum ama keyfim yerinde. Konuşmama dönecek olursam ee, diyorlar ki başarılı bir TED konuşması şöyle anlaşılıyormuş. Konuşma bittiğinde seyircinin aklında tek bir cümleyle çıkması gerekiyormuş. O yüzden çok başarılı bir insan olduğum için ben bu cümleyi de sizin yerinize hazırladım. Bundan sonra ne zaman kendinizi eksik, yetersiz hissederseniz, başarısız olmaktan kaygı duyarsanız şunu hatırlayın lütfen. 2023 senesinde Bursa'da altına işlemiş bir kadını başarılı buldukları için bin kişinin karşısına çıkarıp bir TED konuşması yaptırdılar. <laughs>